programımızda sizlerle stres ve stresi yenmenin yollarını arayacağız. Stresi azaltmak için aile ve arkadaş desteğini güçlendirin. Alo anne. Anne, benim bu stresi azaltmak için aile ve arkadaş çevremi genişletmem gerekiyormuş. Evet anne. Dayımlar yazlıktan döndü mü? Dönmedi mi? Yok anne, ne alakası var? Aa, niye borç isteyeyim? Aslında kira biraz gecikti. Bu ay da yani 3-5 ateşlesen fena olmaz. Anneciğim benim. Ellerinden öpüyorum, tamam. Ay canım annem benim. Tamam, kapattım. Hadi. Vay be arkadaş, hakikaten çevreyi güçlendirmek iyi geliyormuş bu strese. Ne yapsam ya? Amcamı da bir arayayım, dur. Dur bak şimdi bak. Stresinizi yönetmeyi keşfedin. Numan abi, ya bizim bir stres yönetimi işi vardı da sen apartman yöneticisin, iyi bilirsin yani o işi. Kaça yaparsın bize bu işi? Ne? 1000. Neyse abi, ben bir yan apartmanın yöneticisi Hasan abiyle de konuşayım, ben dönerim sana, tamam? Eyvallah Numan abi. Arkadaş neymiş ya, ne zor bir işmiş bu stresi yönetmek. İş hayatında veya evde gün içinde rahatlamak için minik molalar verin. Bu minik mola fikri güzelmiş ha. Minik molalar fikri patronun pek hoşuna gitmedi. Kovuldu. Stresten de kurtulamayız. Stresin en kötü tarafı ya stres olursam düşüncesidir ve en stresli olanlar stresten korkanlardır zaten. O zaman stresten korkmuyoruz, böyle başlıyoruz. Evet. Stresten korkmuyoruz, öfkeden korkmuyoruz. Öfkeden korkmuyoruz. Çünkü biz bu keratalarla uğraşmayı bileceğiz. Çünkü akıllı telefonlarımızın aklı bizimkinden fazla bir boyuta gelmiş olsa da hala o ilkel duygular içimizde var. Evet. Onlardan kurtulamıyoruz. Onlarla barışmazsak şayet toplumsal olarak dert açmaya devam edecek. Öfkeden kurtuluş yok. Öfke kötü bir duygu değildir. Öfke işlevsel bir duygudur. Sadece onu şiddet ve saldırganlık olarak ifade edersek problem ortaya çıkıyor. Yani bizim sorunumuz öfke değil, şiddet ve saldırganlık. Peki kadınca perspektiften bakıyoruz. Evet. Yani böyle öfke anlamında kadınlar farklı öfkeleniyor ya da daha çok öfkeleniyor, erkekler farklı diye bir şey var mı? Ben kesinlikle kadınların öfkelenmesi taraftarı bir psikoloji. Pardon bir dakika, ne oluyor burada? Var. Kadınların öfkelenmesi taraftar olmak ne demek? Özellikle bu coğrafyada kadınların öfkelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öfke değişim enerjisi verir. Öfkelenmek şudur. Karşında bir engel var. Bak sana enerji veriyorum. Git o engeli yık. Kadınların hayatında bu coğrafyada o kadar çok engel var ki. Hatta doğdukları andan beri ona öfkelenme, öfkelenme. Kız çocukları öfkelenmez. Kadınlar öfkelenmez. O kadar çok öğretiliyor ki. Şu andan itibaren öfkelenmeyi ve öfkelendiğimiz zaman ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir şekilde yapıyor ki şimdi bir engelle karşılaştık. Değiştirmemiz gereken bir engel var karşımızda. Ayağa kalkmamda sakınca var mı? Yok, hayır, buyurun. Şurada karşılaştım. Engel tam önümde. Tamam. Şimdi beynim bununla karşılaştığım anda savaş ya da kaç tepkisini hareketlendiriyor. Tamam. Ama şu şöyle bir karar vermemi gerektiriyor. Engel, önümdeki engel baş edebileceğim kadar büyük bir engel değilse o zaman diyor ki bana öfkelen ve saldır. Ama engel büyük bir engelse, benden daha güçlüyse aynı sistem diyor ki kork ve kaç. Esasında burada çalışan sistem, öfkelenmemiz ya da korkmamızı sağlayan sistem bizim aynı zamanda hayatta kalmamızı sağlıyor ve kontrolümüzde değil. Yani bunun esasında boyutlarını inceleyecek olursak iyi ki öfke var, iyi ki korku var. Var ve iyi ki stres var diyebiliriz. Bunlar sonuçta insani duygular. Kesinlikle. Hepimiz de insanız. Evet. Her duygunun yaşanması gerek, evet. Ama burada denge önemli herhalde. Abartmamak önemli. Tabii. Çünkü mesela bir karı koca atışmasını düşünüyorum şimdi. Doğru. Erkeklerin hani sonuçta fiziki olarak eşit değiliz, öyle, evet, değil mi? Şimdi erkekten çekindiğin anda o zaman kadın korkuyor burada. Doğru. Bir de şiddet konuları falan geliyor. O zaman, doğru, orada kaç komutunu veriyor kadına, kaç beyin? Kaç komutunu veriyor olabilir, evet. Tabii, çünkü biliyor ki fiziki anlamda daha güçlü değil gibi. Peki ne yapacağız? Şimdi şöyle, bizim öfkelenme biçimimiz patlama şeklinde oluyor. Ve problem çözücü niteliklerimizi kaybediyoruz. Şimdi ikimizin de birer tane peçetesi var. Sizin de bardağınızın, evet, altında peçete var. Kaldırayım mı? Ben geliyorum bir öfke anında.
alıyorum sizin peçetenizi yırtıp atıyorum. Atın siz de. Arada benim peçetem kalıyor. Evet. Şimdi biz evin içindeyiz. En iyi çözüm şudur. Hani bir tane peçete gitti ya. Evet. Kalan bu bir tane peçeteyi İkiye alıp bölmek. Paylaşmaktır. Ama bizim öfke stilimiz şu. Öbürü ben sizinkini yırttım diye siz de alıp bunu yırtıyorsunuz. Ve biz iki yanlıştan bir doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa ki yapılması gereken şey öfke enerjisini o anda problem çözücü olarak kullanabilmek. Biz problem çözebilen bir toplum değiliz. Problemlerimizle beraber yaşamayı öğrenmişiz. Mesela nasıl bir fiziksel sorunu var kişinin. Diyor ki işte yatağa şöyle 45 dereceli bilmem ne açısıyla yatarsam oradaki ağrım ortadan kalkıyor, sabah iyi uyanıyorum. Ya sen her gece 45 derecelik açıyla yatmak yerine bununla ilgili ciddi bir tıbbi yardım alsan daha iyi değil mi? Ya da işte şu dişim ağrıyor, o yüzden 4 yıldır sıcak çorba içmeyip çok soğuk bir şey. Hayır, sorunlarla beraber yaşamak yerine. Seviyor muyuz sorunlarla yaşamayı? Onları çözmemiz yaşamayı? Lazım. Evet, sorunlar şöyle, sorunlar bizim esasında bir nevi yaşam şeyimiz oluyor, dinamiğimiz oluyor. Ha, güç mü alıyoruz sorunlardan? Güç alıyoruz. İşte aile içindeki sorunlar küçük bir takım resimlerin içine sıkışmaktan kaynaklanır. Çünkü aradığımız o tek düze hayatlar bir süre sonra şikayet etmemize neden olur. Siz programın başına dediniz ki sloganımız değişim ve gelişim. İşte değişim ve gelişime cesaret bulup stres ve öfkeyle baş etme becerisi geliştirebilirsek o zaman kendimizi ve yaşantımızı daha değerli kılma şansımız da oluyor. Ama şimdi cesaret aşısı yok ki olalım. Şimdi sabah kalkıyorum. Hani bana nasıl gelsen diyor, daha özgüvenli ol, daha cesur ol. Aha. Şimdi yani daha cesur olmak için bir şeyler lazım. Çevrenin doğru. Sana cesaret vermesi lazım. Doğru. Kocanın belki ya da kocaysan eşinin, annenin, babanın, çocuğunun doğru. Herkesin birbirine cesaret vermesi lazım, öyle değil mi? Doğru. Şimdi bunun adı sosyal destek. Sosyal destek. Sosyal destek çok önemli bir şey. Türkiye'de insanların ne yazık ki sosyal destek miktarları çok yüksek. Ama sosyal desteği kullanma becerileri düşük. Şimdi biz bazen diyoruz hemen bir beceri öğretsenize bize. Beş, mesela şunu yapıyoruz. Sosyal desteğiniz kimler var diye soruyoruz. Biz de bir başlıyor anlatmaya kişi. İlkokul arkadaşları, ortaokul arkadaşları, lise arkadaşları. Dolu. Dolu sayı. Peki en son ne zaman hangisinin bir derdini dinledin diye sorunca bir anda kalıyor kişi. Hiç o çevrede kimsenin bir derdini dinlememiş. Bir mutluluğunu paylaşmamış. Peki diyoruz en son. Bir mutluluğun ya da bir üzüntün ya da bir öfken olduğunda hangisini anlattın bunu? Vallahi hiç kimseye anlatmadım. Evet. Ben paylaşmıyorum. İşte sosyal destek bu. Hani derdini anlat deyince bir kapak açıyorsunuz ki kuyu gibi, dipsiz kuyu gibi bazen bitmiyor. O da bu da bu olmuş bir buçuk saat. Çocuk okuldan alınacak, yemek yapılacak, olacak, o ne olacak? Tam onu söyleyeceğiz işte. Tam paylaşım anında diyeceğiz ki yahu açtık kuyuyu. Bitmedi arkadaş derdim. Bir sus da artık gidip çocuğumu alayım diyeceğiz. İşte böyle çözebiliriz sorunları. Çünkü az önce bibere baktığınızda şöyle. Samimi olacağız yani. Tabii samimi ki. Olacağız. İşte o bibere baktığımız gibi bakmamız lazım arkadaşlarımıza, akrabalarımıza. Onların gerçekten birer varoluş olduğunu, değerli birer birey olduklarını görmemiz lazım. Bırakın biberi. İnsanlarla, çevremizdeki insanlarla bu derin ilişkiyi peki, kurmuyoruz. Peki şunu soracağım. Şimdi sosyal medyada hani Instagram'da hepimiz gülüyoruz. Öyle resimler şahane. Evet. Facebook, aile, sarılmalar evet. Filan. Ya herkes mi böyle mutlu diye bu sefer onun stresi oluyor. Tabii ki stres. O nedir? Sosyal medya stresi diye bir şey var. Kesinlikle var. Yapılan çalışmalar 2 saatten uzun süre sosyal medya kullanmanın insanı sıkıntıya soktuğunu söylüyor. Nedeni de tam olarak söylediğiniz şey. Açıyorsunuz işte bir yaş günü partisinde, bir Karayipler'de tatilde, biri bir maçta bilmem ne. E ben ne yapıyorum o sırada? Ben de televizyon izlerken elimdeki patatesin ketçabı tam fanilama damlamış oluyor o sırada. Ve diyorum ki herkes bu kadar mutluyken ben niye böyleyim? İşte bu uzun süreli kullanım böyle bir neden. Bunun altında kendimizi sosyal medyada en ideal görüntümüzde sunma çabamız var. Olmak istediğimiz görüntümüzü soruyoruz. Olmak, zaten resimleri seçiyoruz. Dur burada güzel çıkmamışım onu koyma. Ömrünü koy. Doğru değil mi şimdi? Onu koyma. Bir de şimdi bu resim çekerken resmi kimin çektiği önemli. Kontrol etmek isteyen kendi telefonundan çekiyor ki seçsin falan diye. Yani bu kadar detaylar var. Çok ciddi kavgalar çıkıyor. Erkekler sosyal medyada daha çok kendilerini en güçlü hissettikleri fotoğraflarının kullanmasını tercih ediyorlar. Kadınlar ise en güzel oldukları fotoğrafları tercih ediyorlar. Peki akıllı öfke, aptal öfke diye bir şey var mı? Açıkçası çok güzel bir soru bu. Kimisi öfkeyi stratejik olarak kullanıyor. Mesela bir örnek vereceğim. Alınmasın çünkü överek söyleyeceğim sonunda. Bizim milli takımlar sorumlumuz Fatih Terim öfkeyi işlevsel kullanan birisidir. Birçok siyasetçi isim vermeyeceğim. Öfkeyi olumlu kullanırlar. Yani stratejik kullanırlar.
Türkiye bir maç kaybettikten sonra Fatih Terim çıkar, rakip futbolcuya, kendi futbolcusuna, ülkenin yaşayanına, diğer ülkenin yaşayanına, hakeme bir fırça atar böyle. Herkes selam durur, hakkımız yendi, şöyle hata yapıldı, böyle hata. İşte o fırçadan sonra bir sonraki maçı Fatih Terim'in öfkeyi doğru kullanmasıyla kazanırız. Öfkenin stratejik kullanılması böyle bir şeydir. Mesela ama bir de şöyle kötüye kullanım var. Bunlar akıllı kullanımlar ama kötüye kullanım. Fatih Terim'inki iyi. Şimdi biz sizde bir sorun yaşıyoruz. Ben sizin yanınızda çalışıyorum. Bir gün sizin verdiğiniz emirlerden memnun değiliz. Ben en sonunda böyle sıkılıyorum artık sizin bana verdiğiniz böyle baskıdan. Bunları yere fırlatıyorum. Bunu yere fırlatıyorum. Siz de diyorsunuz ki tamam Mehmetciğim yapma. Kızma yeter ki yapma. Aa diyorum ben demek ki Özlem Hanım. Ben böyle bir şeyler yaparsam... Fırlatırsam iyi geliyor. İyi geliyor ve biraz daha bana iyi davranmaya başlıyor. İşte bunu öğrenirsem de öfkenin stratejik kullanılmasının bir tanesi de bu oluyor. Bu çocuklarda çok olmuyor mu? Çocuklar çok iyi yapar onu. Çocuk ağlıyor, öfkeleniyor. İstediğini tabii yapıyorsun. Demek ki böyle bir durum var diyor. Kesinlikle. Yine ağlıyor öfke. Alışkanlık oluyor bu sefer. Önce bir ağlıyor. Sonra dövünmeye başlıyor. Alışveriş merkezinde annesine bir şey yaptırmak için. En son çevreden yardım istemeye başlıyor. Ya amca benim halimi gör bak bu kadın istediğim şeyi almıyor diye onlara cevap mı? Ne zaman kabul edildi? Çocuk bir çentik atıyor oraya. Yani öfkemin boyutu şu noktaya geldiğinde bu çok önemsediğim kadın yani annem benim dediklerimi yapmaya başlar. Evet. Ama onun dışında mekanizma çok ilkel işleyen bir mekanizma. Yani Karadenizliler öfkelidir, Adanalılar öfkelidir gibi bir takım şeyler yaptığımız zaman bu belli kimselerin davranışlarını meşru hale getiriyor. Ha, onlar da diyorlar ki ya biz böyleyiz kabul et. Tabii çıkıyor kişi binanın tepesine. Evet. Atacak kendini, hayatına son verecek. Aşağıda toplananlar atla 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 diye tempo tutuyorlar. Yok canım. Tabii oluyor bu kaç kere olmuştur. Hatta atlamayan... Atla diyorlar aşağıda. Ha? Ben böyle hiçbir şey de... Hatta atlamayan bir tanesini de aşağı indiği zaman dövmüşlerdi. Arkadaş niye atlamıyorsun o kadar toplandık diye. Bu da kültürel bir şeydir. Ya da şöyle bir şey düşünün. Çocuk şimdi bir okulda bir sorun yaşıyor. Ben babasıyım diyelim çocuğun. Evet. Arıyor rehberlik servisi. Ya diyor işte çocuğunuz okulda bir sorun yaşadı. Ben beni dün aradılar böyle. Kavga etti diye mi aradılar? Evet yok kapıya tekme atmış. Ah, bravo harika işte onu diyor. Ben de tam toplantıya giriyordum. Şimdi şöyle bir şey oluyor erkeklerde özellikle. Paldır güldür koşuyorlar rehber öğretmeninin odasına. Çocuğunuz kavga etmiş deyince içeri girip ilk soru ne? Kim dövdü? Kim? Sizinki dövdü rahat olun. Ya da rehberlik hocasına kızıyorsun sana böyle söyledi diye falan böyle. Yani bu ona sinirleniyorsun. Şiddeti ve saldırganlığı meşru kılan bütün cümlelerden kurtulmamız lazım. Peki şunu açayım mı ben? Vallahi açın harika. Merak ettiniz mi? Ben de bilmiyorum. Evet Furkan bir saniye şunu açıyorum bakıyorum. İçinden bir şey çıktı şöyle göstereyim. Evet alın. Ha, kum saati. Kum saati. Bildiğimiz kum evet saati. Yavaşlamaktan bahsetmiştiniz. Evet. Zamandan bahsetmiştiniz. Evet. Kum saati şöyle bunun koyalım için çok iyi bir örnek. Ve şöyle... Mesela bankaya gittik, sıra numarası aldık, 20 kişi vardı. Öfkeleniyoruz bir anda, kızıyoruz. Sonra öfkeli şeyler yapıyoruz. O numaranın bir an evvel bize gelmesini bekliyoruz. Bankada çalışan kişileri rahatsız ediyoruz falan. Kimi de gelip arkaya oturup şöyle güzel güzel notlarını oyun oynuyor, bekliyor, şey oyun yapıyor. Oynuyor. Ne trafikte geçireceğimiz zamanı kısaltabiliyoruz, ne bankada bekleyeceğimiz zamanı kısaltabiliyoruz. Ne de eşimizin eve daha erken gelmesini sağlayabiliriz. O zaman artık kum saati deyince bu, evet, sakinlik gelsin, bir dinginlik gelsin. Biz yavaş kendimizi, kendi kendimizi yönetmemiz gelsin kum saatiyle. Kesinlikle. Dediğimiz şeyleri de demin yumurtaları, acı biberleri onları da dedik yapmayı ama sakin olacağız. Doğru. Sakin olmadığımız anda duracağız, kendimizi evet durduracağız. Bir şunu yapalım. Ya şu anda ben öfkelendim diye, ben çok sinirliyim, kalktım size doğru geliyorum falan. Ne yapayım? Ne düşüneyim ki çok durayım? Çok güzel bir soru bu. Durmayın. Gelin. Durmayın, ama gelin. Ama kötü şeyler olabilir yani. Hayır, hiçbir şey olmaz. Çünkü siz kontrollü bir insansınız. Karşınızda ama bir dakika, belki ben kontrollü bir değilim. Ben kendim için demiyorum. Bizi bütün izleyenler için diyorum. Birisi çok sinirliyim. Dayanamıyorum, bir şey yapmak istiyorum. Hepimiz olmuyor mu bu? Hepimiz olmuyor mu? Çünkü niye hepimiz insanız? Kendimize kızmayalım. Yalnız ben... gelin dedim ben de. Ay gelin dedi ne yapacağım? Bir dakika gelin dedi ben şunu diyorum. Ya ben kendimi o anda nasıl durdurayım? Benim oğlum, küçük oğlum biraz daha öfkeli. Hı-hı. Mesela anne diyor çok kızıyorum duramıyorum diyor. O zaman diyorum Timur hemen aklına su içmeyi getir mesela. Git su iç o anda. Düşünceyi değiştirmek ya da düşünceyi durdurmak davranışçı terapinin müdahale yöntemlerinden bir tanesi. Ama şunu yapmak daha iyi. Bir şu soruyu sorup not almamız lazım. Öfkeyle not ilgili alacak falan sıkıntısı durmuyor. Hayır, hayır bakın mi? Baştan ben kızdım, geliyorum. Biz karar vermemiz lazım. Neye? Mesela siz öfkeli biri olarak kendinizi tanımladığınız anda şu gelme durumuna düşmeden bir gün evvel evde yöntemimizin birincisi şudur.
şu soruyu cevaplamamız lazım. Ben hangi durumlarda öfkeleniyorum? Peki bir dakika, o zaman şunu diyelim mi? Bugünden itibaren evet, ben öfkeliyim, ben sinirliyim, ya ben de böyleyim diyen eşler özellikle söyleyeyim. Evet. Artık öyle bir şey yok. Onun arkasına sığınmak yok. Ben öfkeliyim falan demek öfkeliyim? Yok. Çünkü hepimiz öfkeliyiz. Sen ben insanız, ne farkımız var ki, öyle değil mi? Şimdi Yaşar Bey, siz öfkelisiniz de eşiniz ne olacak, kalkmış saat 11'de balıklar ayıklıyor. Kıyamet koptu o zaman. Kıyamet koptu. Kıyamet koptu diyor, ne yapacak şimdi? Şimdi şöyle, şimdi. Aslan alsın diyor. Bakın, hangi durumlarda öfkeliyim şunu yazabilirsiniz. Eşimden bir şey istediğimde yapmaması. Hayır, bu durumda yazsın. Şöyle. Yok hayır, eşimden bir şey istediğinde yapmıyorsa eşi, bu durum beyefendiyi öfkelendiriyor. Evet. O zaman buraya şunu yazacak, hangi durumlarda öfkeleniyorum. Eşimden bir şey istediğinde yapmadığı durumlarda ve şöyle davranacak artık. Bundan sonra eşinin yapmasının çok zor olduğu şeyleri istememeye başlayacak. Bakın, öfkeden kaçınmanın birinci yolu durumu değiştirmektir. Eşini değiştiremeyeceğine göre kendini değiştiriyor. Ne dersin Yaşar, buna var mısınız? Çok doğru. Yani evet. Doğru da yapacak mısınız, doğru? Zaten yapıyoruz onu. Bizim zaten kavga yapıyorsun. Edecek bir halimiz yok. Çünkü alttan aldığına göre evet, sorun evet. Yok. Yani burada iki şey yapılabilir. Ya balığı bundan sonraki götürdüğünüzde, akşam 8'de götürürsünüz ya da 11'de gittiğinizde hazır olan yemeklerden yersiniz. Ama önemli olan şey, öfkeyle ilgili ne yapacağımıza, öfkeli olduğumuz bir anda karar vermek yerine önceden, öfkeli değilken karar vermek. Mesela birisi diyor ki, ben trafikte çok öfkeleniyorum. Ha, bu herkes. O zaman çalışalım. Herkes. Herkes öfkeleniyor trafikte. Trafikte sinyal olayını kullanıyorum ama erkekler kullanmıyorlar. Tamam. Ve önümde gidiyor sağa veya sola geçiyor. Sinirleniyorum çünkü tamam, çarpabilirim. Tamam. Dikkatsizler. Ne yani, yapıyorsunuz bu durumda? Siz ne yapıyorsunuz? Böyle dağıt diye korna mı? Korna olayını sevmiyorum. İçinden sinirleniyor. İçimden sinirleniyorum. Korna olayı Hindistan'da var. Herkes basıyor korna. Hindistan'da gidiyor, kimse birbirini duyamıyor. Siz korna diye. Yok, bizde korna'dan ziyade birbirine bağırma var öbür bağırma. Abi. Hatta böyle kapıya gidiyorum, yaklaşıyorum, çıkabilirim, kötü şeyler tabii, olabilir tabii, falan diye. Onunla ilgili bir hikaye anlatayım size. İnsan bakın, korkuyor. Bakın, yine Ankara hikayesi bu. Ankara'da iş yerimden çıktım. ODTÜ'de çalışıyorum o zaman. Evime doğru gidiyorum. Ama herhangi bir sorunum yok yani. Güzel bir gün geçirmişim. Araba kullanıyorum. Birisi böyle önüme hızlıca geldi. Ah, bana bir saldırı. Hemen öfkelendim. Kornaya bastım. O da kornaya bastı. El kol yaptım. O da el kol yaptı. Burada bitmesi lazım işin. Fakat bitmedi. Gitti ileride durdu adam. E durunca sen ne yapacaksın? Gideceksin. Düz. Bas. Bas gaza. Git. Ben de durdum. Ve indim aşağı. Çünkü diyeceğim ki neden bütün bunları yapıyorsun? Pardon, sinyal vermedin. Kadınca perspektiften giriyorum. Biz kadınlar orada durmayız. Durulmaz. Devam. Biz gaza basarız gideriz, öyle değil mi? Normal. Ne yapacağız şimdi orada? Ne güç gösterisi mi lazım? Hı. Doğru değil mi? Bakın. Hanımlar arka çıkın. Arka çıkın biraz. Durup devam edene ben canı gönülden alkışlıyorum, ama hayatımda bir kere bunu yaptım. İndim arabadan. E biraz da kendime de güvenim var yani. Muhtemelen işte konuşurum. Evet. Ya bunu yapmaması gerektiği konusunda ikna ederim, gider diye düşünüyorum. Fakat bir kapı açıldı. İçeriden bir adam indi. İnmesi bitmedi adamın. 3 metre. İndi. Çok iyi. Ben böyleyim artık yani. Abi. Ezildim. Ama bakın şunu yaptım. Sistem dedi ki haksızlığa uğradın Mehmet. Engellendin Mehmet. Biri sana terbiyesizlik yaptı Mehmet. Saldır dedi, ona gücün yeter. Sonra zihnim adamın çok büyük olduğunu görünce dedi ki bana, fısıldamaya başladı. Ya Mehmet, sinirlenmesek mi acaba? Öfkelenmesek mi acaba? Hayır, şimdi dayak yemeğine gerek Mehmet, var. Mehmet kaç. Hani öğrettiniz ya en başta. Hayır, en başta öğrettiğim şey. Önce zihnim bana dedi ki savaş, gücün ona yetecektir. Sonra dedi ki Mehmet dur kardeşim, kaçalım en iyisi. Ama o sırada ben şöyle inip büyük adımlarla adama doğru giderken bir baktım ki o çok büyük. Adımları atarken küçülmeye başladım. Böyle binildim. Öfkeli insan büyür ve kabarır. Korkan insan küçülür ve minicik olur. Hemen ne dedik? Kortizol geliyor çünkü. Stres hormonu. Stres hormonuna kapanıyorsun. En başta gösterdiğim ya, ayağa kalkın diye. Testosteron güç hormonuyla açılıyor. Kesinlikle açılıyorsunuz. O dev adam kocaman açılmış durumda. Korkutmak diyeceğim. Hani ben o dev adam oluyorum. Değil. Geliyorum. Dev adam ben oldum. Böyle geldim. Böyle kavga edecekmişim gibi geldim. O sırada korktum. Gücün dedim ki. Evet. Çok özür dilerim dedi. Esasındaydım. Yol sizindi. Benim korna çalmamam lazım dedim. O da şöyle yaptı. O kadar tecrübeli ki. Ve koltuğun altından da böyle adının sonra Haydar olduğunu öğrendiğim bir takım arkadaşını çıkardı. Şöyle bir sopa gibi bir şey. Haydar şöyle ki durdu. Haydar onun takım arkadaşıymış. Arabalarda böyle kullandıkları şeyler oluyor insanların, ama çok kötü şeyler. Bunu öğrenmeyin. Var mı bilen Haydar'ı Haydar tanıyan? Haydar ne?
Kimlerde olduğu belli oldu Haydar. Haydar bir kişi Haydar mi? Haydar şimdi yok, bir kişi değil. Ama böyle bir karakter esasında ama canlı değil. Böyle trafikte çok zaman... Aa, sopaymış. Çok gereklerim söylüyor. Ben anlatıyorum. Çok, trafikte çok zaman geçiren insanlar koltuklarının yanına... Ay bizim arabada Haydar yok. Yok mu? Yok. Şuradan ayarlarız bir şey. Yok istemiyorum Haydar, evet. Hayır, herkes bugün Haydar'ını lütfen yakacak olarak kullansın, Haydarlardan bir kurs alalım. Beyefendinin Haydar'ını gördüm, kendisini gördüm, korktum, özür diledim. O da bana hiçbir şey demedi. Şöyle baktı sadece. Ben de onun bu konuda çok tecrübeli olduğu belli. İzledi ben binene kadar. Sonra ben giderken dıt yaptım ve geçtim. Trafiği de açtık herhalde diye düşünüyorum. Bu bir burçlara değinmiştik. Burçlar, astroloji. İkinci konumuz da o. Az önceki örnek. Hangi burçlar daha öfkeli oluyor ve ne yapmalılar? Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim size. Ne zamanki dedik Karadenizliler öfkelidir, Adanalılar öfkelidir. Öyle hata demeyelim yapıyoruz. Dedik. Ne zamanki dedik şu burç öfkelidir, şu burç şiddeti sever, saldırganlar, yine hata yapıyoruz. Bunlar esasında meşru gerekçelere dönüyor. Kötü burç diye bir şey yoktur. Her burç iyidir. Özellikleri şimdi, var. Tabii özellikleri var sadece. Yani şimdi sorduğumuz zaman burcunuzun özelliği ne diye şöyle rastgele... Kötü bir şey söyler mi? Sizin burcunuzun kötü özelliği var mıdır? Var. Eyvah, dur. Bütün söylediklerim bu. Kötü diye söylediğiniz şey zaten pek kötü değildir. Hayır şimdi. Şöyle, denge önemli hayatta. İyi kötü diye bir şey yok ki zaten. Denge var. Bir şeyden çok olunca dengesi bozuluyor. O demek ancak. Her şey hepimizin içinde var zaten. Hepimiz insanız. Bu duygular var, öfkeler var, stresler var. Tabii, ama her şeyinde dengesi var, öyle değil mi? Hayat dengeden ibaret değil mi? O yüzden aslında biz bu dengeyi oturtabilsek, tabii dengeyi, ki, hani ki, o haydarlara maydarlara hiçbir şey gerek kalmıyor. Ölçülü şok davranmak çok önemli. Aristoteles'in saygıyla davranmak, ölçülü davranmak zerafetle çok önemli bir şey. Davranmak. Bir de mesela geçen gün bir yerde okuyordum, bir insan yemek yiyecek, yalnız başına yemek yiyecek, kimse de yok ortamda. O yemeği düzgün bir şekilde önüne koyuyor, çatalı bıçağını koyuyor, kendi kendine... O yemekten öyle bir zevk alıyor ve zarafetle yiyor ki işte o zaman o insanın kendine saygısı var. İşte evet. O zaman kendine zarifçe davranıyor. O zaman başkalarına da zarafetle davranabiliyor gibi minik şeyler var aslında. Evet. Ama biz aman kimse görmeyecek, boş ver, saç şöyle kalsın, bu böyle kalsın, bu böyle kalsın. Böyle hep bir başkaları için bir şey olma durumundayız. Ama kendimize kızmayalım. Bizim amacımız burada bazı şeylere kadınca da bakarak... Kendimizi geliştirmek. Neden? Ne dedim programımızın başında? Artık Ay'a değil Mars'a gidiliyor. Ama gel gör biz yan komşuya daha gidememişiz, kahvesini içememişiz. Öyle değil mi? Ha, Mars'a gidiyoruz da komşuya nasıl gidemiyoruz? Ne oldu bize? Nerede kaybettik biz bu insanlığı? Öyle değil mi? Tabii ki. Nedir bu hızlı yaşam? Ne oluyor? Dur. Tabii şunu söylemekte fayda var. Kimse öfkesiz olamaz. Herkes öfkelidir. Evet. Öfke doğadaki en bilindik duygudur. Sadece... Öfkeden uzak durmak yerine yapmamız gereken şey öfkeyi nasıl kullanacağımızı öğrenmek. Bunu öğrenebilirsek evet. Her şey yoluna girecek diye çok düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.